Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım, bu arkadaşlarım. İyi misiniz? Sağlığınız, sağlığınız. Her şey iyi mi? Siz yapıyoruz bakalım mahalleye. Evet, emeklerinize sağlık. İnşallah. Hem çocuklar için. Güzel bir tesis olacak. Hoşuna gitti mi? Size göre de havuz var. Çocuk havuzu. Efsane olmuş. Efsane olmuş diyor. Evet. Burası çocuk gelişim merkezi, evet. Havuz alanımız ve burası da kafeterya, survival parkurumuz 3 bölümde oluşuyor. Burası başkanım 6 sınıf ve yemekhanemizin olduğu çocuk gelişim merkezimiz. Ve burası da havuz özellikle 312 metrekare, yarı olimpik, 30 metrekarede çocuk havuzumuz oldu. Burada da hem çocuk alanlarımız, oynama alanları, hem burada da güneş alanlarımızın olduğu Toroslara yakışır bir kompleks yapacağız başkanım. Bu nedir? Burası da yürüyüş alanları, spor merkezi. Şurası. Evet. Yetişkinler için fitness alıyoruz. Evet, spor olacak. Önemli. Survivor nerede dedin? Şurada. Şurası olacak başkanım. Kafeteryamızın yanında. Şu ana yol. Evet, burası ana yol. Kafe. Kafe. 70 metrekare. Hmm. Biz burayı başkanım 20 Mart'ta temelini attık. Normal süremiz 9 ay ki erken planladık. Kasım ayının sonunda da bitirmeyi planlıyoruz. Burası yaklaşık 5000 metrekarelik bir alan. Hemen Rıfat Uslu Caddesi'nin kıyısına denk geliyor. Gördüğünüz gibi burada çocuk eğitim merkezi var. Yaklaşık 150 çocuğumuz burada okul öncesi eğitim alabilecek. Diğer tarafta spor park dediğimiz bölgede de yarı olimpik açık havuz var. Yanında bir çocuk havuzu var. Yine çocuklar için bir Survivor Parkı var. Yetişkinler için spor alanları, yürüme alanları ve aletlerin olduğu, spor aletlerin olduğu bir birim var. Dolayısıyla burada hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik bazı aktiviteleri çok rahat gerçekleştirebilecekler. Bundan birkaç ay önce de yine Kurdali'de Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etmiştik. Orası da inşaat halindeydi. Yine değerli başkanımızla beraber. Bugün yine başkanımızla beraber buradayız. Toroslar bölgemizde ihtiyaç olan, vatandaşlarımızın talebi olan her alanda büyükşehir, Toroslar birbirimize yardımcı olarak bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu da devam edecek. Umut ediyorum. Çok daha güzel projelere beraberce imza atacağız. Toroslara hayırlı olsun. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, herkese hayırlı olsun. Biz bunun temelini Mart ayında atmıştık. 9 ayda bitireceğimizi söylemiştik. Aralık gibi zaten tesisimiz faal duruma gelecek. Ya sezonuyla beraber de havuzumuz zaten hazır bir şekilde faaliyetine başlamış olacak. Ben öncelikle 350 bin Toroslu yurttaş adına Vahap Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü Toroslar biliyorsunuz merkez ilçemizdeki en dezavantajlı ilçelerden bir tanesi. Yoğun nüfusun yaşadığı ama hakikaten yoksulluğun da yoğun olduğu bir ilçe. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'miz, Vahap Başkanımız söz verdiği gibi hakikaten ilk olmadı bu, son da olmayacağını ben biliyorum. Burası yine aynı şekilde yine bir dolu ihtiyaca yanıt verebilecek bir kompleks. Bu mahallede yaşayan çocukların önemli bir kısmı, emin olun belki hayatınızda ilk kez, hayatında ilk kez Büyükşehir Belediyesi sayesinde bir havuzla tanışacaklar. Yani o çocukların önemli bir kısmı bugüne kadar bir havuz görmüş değillerdi. Bu çok mükemmel bir şey. Burada yaşayan kadınlarımızın önemli bir kısmı çocuklar
çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir kreş olmadığı için iş yaşamından uzaktılar, sosyal hayattan uzaktılar. Burada 150 çocuğumuzun kreşe gidecek olması bu aynı zamanda 150 ailenin de hayatını rahatlayacağı anlamına gelir. 150 kadının da kendine iş aramaya çıkacağı ya da işte bir biçimde sosyal hayatını yeniden gözden geçireceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tarz hizmetler hakikaten toplumun bağrında vücut bulan, onların yüreğinden vuran hizmetler, bu beklenen hizmetler, gerçekten çok ihtiyaca yanıt veren hizmetler. Bu anlamda ben bir kez daha Büyükşehir Belediye'mizin nezdinde VAP Başkanımıza teşekkür ediyorum hakikaten. Biz Toroslar halkı olarak kendisine minnettarız, şükran duyuyoruz. Sağ olun.